aziz Vanlılar, sizler başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, talebiyle sokaklara döküldünüz ve cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıktınız. Bundan sonraki süreçte de inşallah sizlerin bu sahip çıkmasıyla cumhuriyetimiz, demokrasimiz emin adımlarla inşallah yoluna devam edecektir. Tabii ki bu zalimler, tabii ki bu alçaklar, bu darbe girişimcileri, cuntacılar boş durmadılar, boş durmayacaklar. Bundan sonraki süreçte de bizler Vanlılar olarak, bizler vatan aşığı olanlar olarak, bizler memleket sevdalıları, bizler demokrasi sevdalıları memleketimize ve geleceğimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. 15 Temmuz akşamı bu milletin iradesine, bu milletin geleceğine bir darbe girişimi, alçakça bir darbe girişiminde bulundular. Birçok arkadaşımız, birçok hatibimiz bunları büyük ölçüde geniş geniş sizlere anlatmıştır. Ancak müsaadeniz olursa birkaç cümlede ben sizlerle hasbihal edip, sizlerle dertleşip, Vanlı kardeşlerimle, aziz hemşehrilerimle bu durumu birlikte değerlendirmek istiyorum. Bakanlıkta olduğumuz için, Ankara'da güvenlik toplantıları ve bakanlık toplantıları olduğu için biraz geç geldik. Ama gönlümüz hep buradaydı. Gönlümüz hep sizlerle birlikteydi ve bu meydanı her gün sürekli takip ediyorduk. Biz de Ankara'da, Beştepe'de, Kızılay'da, meydanlarda sizlerle birlikteydik. Ama bugün arkadaşlarımızla konuştuk. Ne olursa olsun bir ara verip kendi memleketimizde milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın verildiği yıllarda 120 askerimizin, çocuğumuzun vermiş olduğu o ruhu burada görüyorduk. O şehitlerimizin vermiş olduğu ruhun bugün de Van meydanlarında olduğunu biliyorduk. Ve Allah'a hamdolsun ki Vanlılar dün olduğu gibi bugün de cumhuriyete, demokrasiye ve geleceğine sahip çıktılar. Bugün Beşyol Meydanı da bunu gösteriyor. Bugün Okçular Tepesi de bunu gösteriyor, hamdolsun. Aziz hemşehrilerim, değerli dostlarım, bacılarım, kardeşlerim, değerli Vanlılar, demokrasinin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Van bunun kıymetini çok çok daha iyi biliyor. Geçmişten bugüne kadar